Bizim işimiz dünya muvazenesi. Şahsi hayatımız yok bizim. İsimlerimizi nasıl unutmuyorum, ben onu hayret ediyorum. Etmeliyim daha doğrusu. Yani hizmet öyle ağır basmalı, öyle çullanmalı ki yani adımızı bile unutmalıyız. Bırakın yani yarınımı, evimi, barkımı, yurdumu, yuvamı, oğlumu, torunumu, sarayımı filan. Evet, bunu bırakın da adımı bile unutmalıyım ben. Çünkü öyle bir mefkure ağırlığı var ki. İşte Raşit halifelerdeki de adam kendine bir ev yapmayı bile düşünmemiş. Hazreti Ebu Bekir halife 5 kilometre ötede bir yerde bir kulübede oturuyor. Sonra diyorlar ki buna bir parça maaş verelim buna. Medine'nin içinde otursun filan. Alıyor onu o maaşı sıradan, normal. Ortadan bir insanın alabileceği kadar bir maaş. 2-3 sene sonra vefat edince meğer işte fakir insanlar ne kadarla geçiniyorlar bunu onu hesap ediyor. Hep fazla geliyor o. 3-5 kuruş o bir testiye atıyor bunu. Bir testiye atıyor. Bunu diyor benden sonraki halifeye verin diyor. Devletin, milletin malı bu diyor. Evet. Hazreti Ömer'i alınca bir paralar çıkıyor orada. Burada. Allah diyor kendinden sonra sence yaşamaya şey bırakmadı. Yol bırakmadı. Sence yaşamaya. Evet yani öylemiş. Bu emanet öyle bir emanet. Peygamber yolu. Ben dilerim bizim arkadaşlarımız bu çizgiyi korurlar. Trilyonlara malik olsalar Allah veremem. Ömer bin Abdülaziz gibi dünyada en çok imkanları olan bir halifedir o. Raşid halifelerden sonra. Fakat yediği şey hep bir parça ekmek, bir parça zeytinyağı. Ben diyor yiyorum onu. Allah'sı diyor ki Abdülaziz'in kız kardeşi. Ömer diyor hani Abdülaziz bana şunu veriyordu, bunu veriyordu. E halacığım nereden vereyim ben milletin malını nasıl veririm ben? Ömer bin Abdülaziz. Ne diyorum zaten siz de eviriyor, çeviriyor. Kendinizi öyle bir yere koymaya çalışıyorsunuz. Dünyasına, dünyasına, aldanma dünyasına. Dünya benim diyenin gittikti dün yasına. Niye talipsin? Niye takılıyorsun? Neyi kovalıyorsun? Neyin arkasından koşturuyorsun? Dünyasına gidiyorsun.